Günahlarım arttı ey dede sultan, günahlarım arttı. Kıymetli misafirler, çok değerli hanımefendiler, siz değerli beyefendiler. Güveç Aptal Araştırma, Eğitim, Kültür ve Tanıtma Derneği'nin Ocak Güveç Aptal Ocağı'nı anlatan külliyatını 12 ciltlik kitap tanıtım Lasman Gecesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye etinizle geldiniz. Değerli canlar, birazdan 3 yıllık bir emeğin tanıtım Barkovizyon'unu sergileyeceğiz burada. Arkasından Genel Başkanımız Sayın Adem Dağdır'ın konuşmaları olacak. Araştırma, Eğitim, Kültür ve Tanıtma Derneği Genel Başkanı Sayın Adem Dağdır'ın konuşmasını yapmasını kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla bu yönetliğin alkışı hak ediyor Sayın Başkan ve ekibini bizler de tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz. Sayın belediye başkanlarım, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, çok değerli basın, sayın dedelerim, sevgili canlar. Güvenç Aptal Araştırma, Eğitim, Kültür ve Tanıtma Derneği olarak 3 yıldır bir çalışma sürdürüyoruz. Ve bu 3 yıl geçti ve bu çalışma bitti. Ve ortaya 12 ciltlik bir külliyat çıktı. Bugün bu külliyatın tanıtımını sizlerle paylaşmak için buradayız. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Bazı masaların boş olduğunu görüyorum. Fakat biz 250 kişiyle anlaşmıştık. Fakat o kadar bir talep geldi ki, memleketin durumu, İstanbul'un durumu, her tarafın durumu belli. 350 yaptık, 450 yaptık. 450'de bilet satışlarını durdurduk. Talep o kadar fazlaydı ki. Bugün buradaki tüm sandalyelerin bileti satılmış durumdadır. Gelemeyenler varsa da bugünkü ülkenin durumundan dolayı gelmemiştir. Güvenç Aptal aslında 16 ilde 380 köyde 1 milyon insanın ortak adıdır. 13. yılda Güvenç Aptal yaşamıştır. Aslında Horasan Nişaburlu'dur. Hacı Bektaş Bey'in akrabasıdır. Bu vesileyle soyu Hazreti Peygamberimizin torunu 7. İmam Musa-i Kazım'a dayanmaktadır. Dolayısıyla bir seyittir. Böyle asil bir sülalenin mensubudur. Hacı Bektaş Bey Veli Tekkesi'nde yetişmiş ve Hünkar Hacı Bektaş Bey onu 13. yılda Karadeniz bölgesi için görevlendirmiştir. Anadolu ve Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından bir sürenin görevlendirildiği noktada Güvenç Aptal da Karadeniz bölgesinde görev almıştır. Ve yörede kendi adıyla kullanılan ocağı kurmuş ve yörenin ilk Türk köyünü Taşlıca'yı kurmuştur. Ve bu öğreti yüzyıllardır Karadeniz'de bu şekilde yaşanmaktadır. Güvenç Aptal Araştırma, Kültür ve Eğitim Derneği bu öğretiyi yaşamak, yaymak ve bu konuda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere kurulmuştur. Derneğimizin merkezi İstanbul Sancaktepe'dedir. 2007 yılında Güvenç Aptal Ocaklı dedeler ve talipler tarafından kurulmuştur. Bugün Ordu Gürgenlet'e, Samsun Terbe, İstanbul Maltepe, çok yakında Düzce'de olmak üzere 4 tane şubesi vardır. Amacımız bu şube sayısını hızla 10'a yükseltmektir.
Kurulduğu bugünden bugüne kadar konuşmacı arkadaşımızın da dediği gibi 2010 yılından beri çok ciddi bir çalışma sürdürmektedir. Bunun yanında faaliyetlerini devam ettirip 2011 yılında Ankara'da 6200 kişiyle Anadolu'dan Balkanlara adlı bir semah gösterisi düzenlemiştir. Bu semah toplantısına 27 bölgeden Yunanistan ve Bulgaristan dahil olmak üzere uluslararası şekilde gerçekleştirilmiştir. Yine Barkovizyon'da da izlediğiniz gibi İstanbul Maltepe'de Türkan Saylan Gösteri Merkezi'nde tarihimize bir bakış başlığı altında Atatürk ve Alevi'nin konusu yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bir sempozyum düzenlemiştir. Yine çok yakında geçen ay 36 kişiyle 15'i dede olmak üzere Kerbela ziyareti gerçekleştirmiştir. Güven Cabral Derneği'nin çalışmaları hızla devam etmektedir. Yine Türkiye'de ve Avrupa'da 20 farklı birçok organizasyonlarda derneğimizi temsil etmiştir. Alan çalışmasının temeli de 2010 yılında demin bahsedilen 16 ilden oluşan tüm delegasyonun katıldığı bir çalıştayda alınan kararla başlatılmıştır. Burada alınan karar 3 yıl içinde bu çalışma tamamlanacaktır ve 150 bin kilometre yol yapılarak 16 il 380 köy aralarak bu çalışma tamamlandı. Kitapları zaten gördünüz. Şu an ham haliyle tamamlandı. Bir 15-20 günlük bir düzenleme çalışmasıyla inşallah finansal sorunlarla halledildiği sürece Ağustos ayı içinde bu kitapları sizlere ulaştırmayı planlıyoruz. Bu çalışmamızın camiamıza, ülkemize ve gelecek nesillere ışık tutmasını temenni ediyorum. Sizlere ocağın etkinlik bölgeleri olan Doğu'da Kars Sarıkamış'ta, Erzurum Aşkale Şevkal'da, Karadeniz'de Akçabat'ta, Giresun'dan, Ordu'dan, Samsun'dan, Zonguldak'ta, Düzce'de, Kocaeli'de, iç bölgelerde, Gümüşhane'de, Tokat'ta, Sivas'ta, Çorum'da, Yozgat, Çorum'da yaşayan... Şu an konuşmasını ve duasını yapmak üzere Sayın Celal Göktepe dedemizi sahneye davet ediyoruz. Değerli düğün, hayırlı olsun. Değerli dernek başkanları, değerli sivil toplum örgüt başkanları, siz değerli canlar, cümleden hoş geldiniz. Hepinizi ecdadın Güvence Aptal'ın inancı ve muhabbetiyle selamlıyorum. Biz Güvence Aptal Ocakları 13. yüzyılda ecdadımız Güvence Aptal ile başlayan varlığımızı ve tarihimizi yüzyılları aşarak bu günlere ulaştırdık. Ocaklı dedeler ve talipler birlikte Kuzey Anadolu'da Karadeniz'de Erenler yolunu Hünkar Hacı Bektaş Veli inancının daimi temsilcisi oldu. 13. yüzyılda Güvence Aptal'ın Hazreti Pir tarafından Gümüşhane Kürtü'ne gönderilmesiyle Alevi Bektaşi inancı Karadeniz'de varlığını göstermiştir. Güvence Aptal Kürtü'ne varıp köy kurmuş, ocak diretmiştir. Ehl-i Beyt'in inancı, 12 imamların duruşu, İmam Hüseyin Efendimiz'in daim sevgisi, Güvence Aptal ile beraber Karadeniz'deki topluluklara aktarmaya başlamıştır. Babası, bacısı, imadı, ana bacısı, aşığı, talimi dedesi ve daim pirleri, efendilerle hünkârdan, Güvence Aptal'dan insanlığa ve yeni kuşaklara devreden bu asil miras korunmuş ve yaşatılmıştır. Kürtün'de başlayan varlığımız, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Kars, Çorum gibi
onlarca ile taşınmış, yüzlerce yerleşim birimine dağılmıştır. İşte bu gerçeği ve değeri gören derneğimiz, ocağımızı güzelliklerle dolu tarihini ortaya koyabilmek adına 3 yıl süren bir bilimsel çalışma gerçekleştirme kararı vermiş, geçen bu süre zarfında da bu çalışmayı tamamlayarak önemli bir arşiv ve 12 ciltten oluşan kıymetli bir külliyatı ortaya koyabilme başarısını gösterebilmiştir. Geçen 3 yıllık süre zarfında sayısız insan, sayısız canlarımız bu güzel emeğe maddi ve manevi katkılarını sağlamış. Kendilerine, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum bu canlara. Evet, başta Yüce Allah ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Hazreti Şah, Şah-ı Mertan İmam Ali Efendimiz, Erenler yolunun uluları, 12 imamları, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, her güvenci aptal dedenin himmetleri daim üzerimizde olsun. Allah Allah! Nuri Nebi, Kerem Ali, Filiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli, vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, müminler abat, münafıklar berbat ola, lokmalar kabul, yeni helal, yedirine delil ola. Ehl-i Beyt'in yüzü suyu hürmetine, bizleri her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, varlığımızı kaim ve daim eyle. Ulusumuzu ve vatanımızı, Mustafa Kemal'in bize bıraktığı cumhuriyetimizi muhafaza ve daim eyle ya Rabbi. Bizlere bu inancı ve yolu bugüne taşıyan atalarımıza rahmet eyle, mekanlarını cennet, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Güvenci Aptal Ocağı'nın başlattığı çalışmada emek sarf eden, emeğini ve gönlünü maddi manevi yardımlarını esirgemeyen tüm canların, ama tüm canların emeğini zayi eyleme ya Rabbi. İşlerini rast getire, ömürlerini uzun, gönüllerini pak eyle ya Rabbi. İşlerinde başarı, kazançlarında Halil İbrahim bereketi ver ya Rabbi. Tüm canlarımızın Ali Kılavuz, Hızır yoldaşı olsun. Eğer bir acaplarının sevgisiyle, güruhu güruhtan, güruhu Muhammed'den, dil bizde, nefes haktan ola, gerçeğe hü. Allah Allah diyoruz. Dedemize ağzına yüreğe sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi konuşmasını yapmak üzere değerli iş adamımız, polis ağırlı, Sivas polis ağırlı iş adamımız İbrahim Bayram Bey'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Değerli oluklar, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnsanların bir araya gelmesi, yaşamı birlikte sorgulaması ve hep birlikte karar vermesi kadar güzel bir şey olamaz. Bir grup Alevi Güvenç Aptal Ocağı'na bağlı dost, geçmişi ve bugünü sorgulamak üzere yola çıkıyorlar. Yorucu, çok uzun bir yol kat ediyorlar. Külleri eşeliyorlar, örtüleri kaldırıyorlar, iğne ile kuyu kazıyorlar. Dağ bayır demiyorlar. Karadeniz'in o sarp yamaçlarından, inişli çıkışlı yollardan on binlerce kilometre yol alıp yüzlerce insanla birebir yüz yüze görüşüyorlar. Osmanlı arşivlerini inceliyorlar. Doğaya inat, zamana inat, tüm zorluklara inat, sonunda bir hazine çıkarıyorlar ortaya. 12 cilt, 4000 sayfa belgelerle bezenmiş bir kaynakça çıkıyor ortaya. Siz dostlarıma soruyorum, bir konu üzerinde, bir proje üzerinde 40 sayfa, 50 sayfa bir hazırlık yapın, araştırma yapın desek, onun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz ya da zorluklarını belki yaşadınız. Bu değerli eseri oluşturmayı sağlayan Güvenç Aptal Derneği kurucularına,
yönetici ve tüm üyelerle, ekonomik katkı veren herkese, araştırmacı değerli akademisyen Coşkun Hoca ve çalışma ekibine, kendim ve siz değerli katılımcılar adına çok teşekkür ediyorum. Bugün 12 ciltlik bu eser yıllar sonra alemlik için büyük bir kaynakça olacak, insanlar hep hatırlayacak ve başvuracaklar. Ben şu anda Güven Çaptal Derneği'nin yaptığı bu çalışmayı çok önemsiyorum. Çünkü alevi olan veya olmayan her insan bu kaynaktan yararlanabilir. Diğer alevi ocakları bu çalışmaya paralel çalışmalar yaparak bu çalışmalardan yararlanabilir. Üniversiteler, eğitim ve kültür kurumları, yazarlar, araştırmacılar bu çalışmalardan yararlanır. Her şeyden önemlisi evimizin içinde elimizi uzatacağımız çocuklarımıza, belki de torunlarımıza onların başvuracağı önemli bir kaynakça olarak taşır. Ancak 12 cilt, 4000 sayfa olan prototipini burada gördüğünüz bu eserler henüz basılmadı. Sadece 8 takım hazırlandı, sizler göresiniz diye. Bunların basılıp hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için hepimiz Güvenç Aptal Derneği'ne bu kitapların basımında katkıda bulunmamız gerekmektedir. Bağışlar yaparak, kitap alarak, dostlarımıza kitap alıp hediye ederek destek vermemiz, omuz vermemiz gerekmektedir. Destek verelim ki 3 yıldır uzun ve zor yollardan bugüne gelen derneğimiz yöneticileri, hocamız ve ekibi yorgunluklarını unutsunlar. Destek verelim ki bu dostlarımız, destek verelim ki bu dostlarımız ileriki yıllarda böyle çok önemli ve büyük projeler yapmakta yine heyecan duysunlar ve bizlere öncü olsunlar. Siz buraya gelen ve bunun bilincinde olan dostlar, sizler bugüne kadar birçok projeye omuz verdiniz, gönül verdiniz, gönül veren insanlarsınız. Bu projeye de en iyi şekilde destek vereceğinize benim inancım tamdır. Şimdiden katkılarınızdan ötürü sizi kutluyorum. Emeğini, zamanını, sosyal ve ekonomik katkılarını esirgemeyecek tüm dostlara, buraya gelerek bu çok önemli çalışmaya güç veren tüm siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir olanlar, ne güzel birlikte yürüyenler, ne güzel yarınlara umutla bakanlar. Yolumuz aydınlık ve açık olsun. Alkışlarla uyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.